Merhaba. Kahramanmaraş Göksu'ndan Eylül Bungalov'dayım. Burayı tanıtmak istiyorum size kısaca. Şimdi toparlandım, çıkacağım. Odada evde biraz dağınık, kusura bakmayın. Ben Hatay'dan geldim buraya. 4 saat sürdü. Yolu kesinlikle çok temiz. Ana yoldan hiç çıkmıyorsunuz. Sonra Alparslan Türkeş Parkı diye bir şey var. Belediyenin yaptığı. Onun içine giriyorsunuz. İleriden sağa dönüyorsunuz. Piknik alanlarının içinden yukarıya dönüyorsunuz. Bungalovları zaten görürsünüz. Bir 10 tane falan bungalov var. Ben de bir bungalovda kalıyorum. Çocuklarla geldim. Şimdi fiyatı 250 TL bu evlerin. Bazı evlerde 2 kişilik yataklar da varmış. Benimkinde yok. Ondan sonra sadece konaklama içinde. İnternet konusunda yardımcı oluyorlar. Bir Superbox'ları var. Sağ olsunlar bana verdiler. Çünkü terapilerim ve canlı derslerimi yapmam gerekti. Ama her konuda yardımcı oldular. Sağ olsunlar. Onur Bey'e ve Adnan Bey'e. Özellikle de Adnan Bey'e. Onur Bey zaten çok yardımcı oldu en başta, buranın işletmecisi. Adnan Bey de onun arkadaşı. Sağ olsun sürekli buradaydı. Çok yardımcı oldu. Çok teşekkür ederim. Evi temiz bir şekilde veriyorlar size. Ondan sonra günlük temizliğinden kendiniz sorumlusunuz. Elektrikli süpürge isterseniz size veriyorlar. Ortak kullanım bir mutfağı var. Aşağıda göstereceğim şimdi size. O mutfaktan kullanabiliyorsunuz. Hani temel mutfak ihtiyaçları orada var. Kışın şöyle bir şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Duyuyor musunuz bilmiyorum ama su sesi var. Çünkü sular dönüyor. Sürekli çeşmeyi biraz açık bırakmak gerekiyor. Banyo mesela, aslında ısıtıcı var şofben. Fakat banyo yapmak mümkün olmuyor. Su çok soğuk. Isıtmıyor. Isıtmıyor yani. Hani güğüm gibi bir şey olsa aslında banyo yapabilirsiniz. Çünkü soba var. Mini bir buzdolabı var. Köşede gördüğünüz gibi. Dolap var. Şöyle göstereyim. Söylemiş miydim 250 TL olduğunu? Çevirebiliyor muyum? Çeviremiyorum. Hayır. Göstereceğim o zaman. İşte şöyle bir elbise dolabınız var. Ondan sonra şöyle bir yatağınız var. Ranza çocuklar için. Odun veriyorlar her gün. Bir çuval. Sonra oradaki gibi bir mini buzdolabınız var. Gördüğünüz gibi kanepe var. Soba ve yatak ve televizyon var. Böyle ve banyosunu ve tuvaletini de göstereyim. Şöyle mini bir lavabo, tuvalet ve şurası da banyo gibi. Bir tane ev terliği var. Kendi terliğinizi ve kişisel eşyalarınızı getirmeniz gerekir. Ondan sonra dışarısını göstereyim size. Bekle anneciğim. Evcil hayvanınızın tuvalet problemi yoksa getirebilirsiniz. Ama çok güzel. Bakın. Burası da yan ev. Burada kalanlar da 4 tane beydi. Ondan sonra tahta tabağımı vermiştim, ahşap. Vermediler bana. Yaktılar mı sobada, ne yaptılar? Şurası işte ortak kullanım. Ve burada evler var bir sürü, gördüğünüz gibi. Şöyle. Çok güzel değil mi ya? Şu sarkıtlar falan. Şöyle yürüyüş yapabiliyorsunuz buralarda. Şu aşağıda piknik mesire alanları zaten. Geliş yolu şurası. Şu ana yol. Şuradan yukarı dönüyorsunuz. Şuradan gelmiş oluyorsunuz. Böyle. Burası da benim evim. Öyle. Çok memnun kaldım ben. Cuma günü geldim. Bugün pazartesi çıkacağım. Minik minik kızımı da göstereyim size. Keyfimiz yerindeydi çok. Her şekilde yardımcı oldular. Ben sobayı yakamadım. Beceremedim. Sağ olsun Adnan Bey yaktı ve ilgilendi. Ve şey, mesela sabah da soba yakmak gerekiyor. Elektrikli olmaz. O konuda da yardımcı oluyorlar. Yani hiçbir şekilde hani söyleseniz etseniz sorun yaşamıyorsunuz. Çok şirin. Gerçekten çok şirin. Ben başkonuşta hani kalmak istemiştim ama başkonuşun hani böyle ormanda yürüme alanları çok. Fakat başkonuş Mart'ın sonuna kadar doluydu. Buranın da şeyi, nasıl söyleyeyim, Erciyes'i Uludağ oldu başkonuş. Öyle işte, o şekilde olunca ben de buraya geldim. Bu çok bilinen bir yer değil. 3 yılda bir devlet ihaleye çıkarıyormuş burayı. O yüzden evler bakımsız. Evlere yatırım yapmıyorlar haliyle işletmecisi. Örnek veriyorum 10 yıl. Lığına. Hani olur da adam yaptığı masrafı çıkartır 10 yıl içinde ama böyle bir şey söz konusu olmadığı için de evlere çok yatırım yapmamışlar. Hani tamam ahşap ama böyle aralardan, kapı aralarından falan şey yapıyor, rüzgar geliyor. O yüzden sobayı hiç söndürmemeniz lazım. Ama sobayı söndürmezseniz, dikkat ederseniz, ben kendi ocağımı falan getirmiştim hani kahvem için, bilmem neyim için. Ben hiç zorlanmadım, çok keyif aldım. Tam böyle hayalimdeki şeyi yaptım. Yani karı izledim. Kedi gibi sobanın kenarında büzüştüm. Kitap okudum. Muhabbet ettim. Öyle. Benim için çok keyifliydi. Ben çok eğlendim. Teşekkür ederim her şey için.
İzliyorsanız eğer Onur Bey ve Adnan Bey teşekkür ederim. En çok Adnan Bey ilgilendi. Adnan Bey'e daha çok teşekkür ederim. Adnan Bey bir de çok güzel bağlama çalıyor. Söyleyeyim. Değiş falan çalıyor. Sesi de çok güzel. Eğer buraya gelirseniz Adnan Bey'e türkü söyletin yani. Boş bırakmayın. Aa şey çorabımı düşürmüşüm oraya. Şöyle bakarken çorabımı gördüm. Onu da alayım. Çorabım lazım. Böyle. Kar tatilde yaptım. Kendimi iyi hissediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu taraflara gelebilirsiniz. Alt tarafına buranın şeyini telefon numarasını da yazarım. Videonun altına. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı mutlu kalın. Öpüyorum. Bay bay. Yola çıkacağım.